Evet. Tekrar merhaba. Sesim geliyor mu? Başardık. Başardık. Tamam, çok güzel. Kaydettiniz umarım yayını. Çok soruyorlardı çünkü. Tamam, Harikasınız, sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi okey. Doğan Bey, sorduğunuz soru, anlattıklarınız o kadar kıymetli ki. Şimdi hani anne baba değil de geliştiren anne baba, yaratıcı anne baba olmak neden önemli? Biz bunu çünkü neden ben bunun altında özellikle durmaya çalışıyorum? Neden? Çünkü şu var. Biz eğitimi, yani eğitim denen şey, çocuklarımızın eğitim hayatını son model bir araba olarak düşünelim. Bu arabanın koltukları için, kapısı için, efendim tekerlekleri için veya kliması için her şeyi dört dörtlük temin etmeye çalışıyoruz. Ahmetciğim Ama bir eğer dakika, şu ki yorumları kapatıyorum. tabii. Ha, Tabii yayında bir oldu. sıkıntı olabilir çünkü yoğunluk olduğu için. Evet. Bir de Evet. bakarken seni göremiyorum rahat. Onu Ha, diyecektim. tamam. Şimdi güzel. Tamam. Evet, Yani evet. şimdi bu araba olarak düşündüğümüzde ben de şunu diyorum. Aslında birey olmak bu arabanın bir motorudur. Eğer ki biz motoru temin etmezsek biz bu çocukların eğitim ve öğretim hayatlarındaki birçok şey anlamını yitirecektir. Şimdi bak ben normalde anne baba teşekkür Çok ederim. güzel. Anne baba ve sizden bu alkışı almak çok kıymetli benim için. Evet, çok Anne güzel. baba ve öğretmen seminerlerimde sizin kadar olmasa da ben böyle kendimce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir anlattığım bir hikaye vardır. İki çocuğun hikayesi. Bu hikayeyi çok önemserim ve elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Bugün burada bunu bir kez daha anlatmak istiyorum. Sizin söylediklerinizin sahadaki, ülkenizdeki karşılığını gösterebilmek için. Bu iki çocuğun hikayesinde aslında bir çocuğun birey olması ne kadar önemlidir? Bunu biraz olsun göstermeye çalışacağım. Sizin kadar iyi hikaye anlatamasam da elimden geldiğince buna çaba sarf etmeye çalışacağım. Şimdi bu iki çocuğun hikayesi şöyle. Bir tanesi bir çocuk Finlandiya'da yaşıyor. Bir tanesi de benim devlet okulunda Esenler'de yaşayan bir çocuk. Bu iki çocuk da 7 yaşında üstadım. Tamam. Bu iki çocuk birinci sınıfa başlayacak. Biliyorsunuz ki orada da birinci sınıfa başlama yaşı 7'dir. Şimdi bu iki çocuk birinci sınıfa başlayacak. Bu iki çocuğun sabah gözlerini açmalarından itibaren okuldaki ilk ders diline kadar olan hareketlerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi Finlandiya'daki çocuk, burada biz oradaki uzmanlardan, arkadaşlarımızdan gözlemledikleri duyduklarımızı anlatıyorum. Fazlası vardır ama eksiği yoktur. Şimdi birinci Finlandiyalı çocuğa bakalım. 7 yaşında ve birinci sınıfa başlayacak. Bu çocuk sabah kendi odasında uyanır. Gözlerini açar. Hayata merhaba der. Bir kez daha merhaba der. Kendi yatağından kalkar. Toplayacaksa hemen o anda toplar. Oradan kalktıktan sonra kendi isteğiyle dişlerini fırçalar, yüzünü yıkar ve yemek hazırlanmıştır, kahvaltı hazırlanmıştır. Kendi tabağını alır, masasına koyar ve oraya oturur. Kahvaltısını kendi başına ettikten sonra tabağını tekrar kaldırıp yerine koyar. Bulaşıklarını oraya koyar. Ve ardından kıyafetini giyer. Kendi çantası vardır o götürecek. O çantası zaten hazırlamıştır. O çantasını alır, annesiyle birlikte kapının önüne gelirler. Evinin kapısında, Finlandiya'da evinin kapısının önüne gelir bu çocuk. Ve orada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Annesiyle vedalaşır. Birinci sınıf, 7 yaşında okula başladığı ilk gün. Annesiyle vedalaşır. Kapının önüne, evin önüne gelir. Orada servisi beklemeye başlar. Bekler, servis gelir. Evet, bu benim servisimden. Kapıdan içeri girer. Oturacağı yeri seçer. Oturur. Yanlış seçim yapmışsa ertesi gün doğru seçim yapmasını öğrenir. Otobüs servis hareket eder. Okulun önünde çocuk durur. İşte okuluma geldim der. Bu kararı verir. Burası benim gideceğim okul. Oradan iner. Kapıdan içeri girer. Onlarda da oryantasyon vardır üstadım. Onlar da oryantasyon yapmıştır. Öğretmenini falan tanıyor. Bahçedeyse eğer kendi öğretmenini tanımaya çalışır. Bir problemle baş başadır. İletişim kurmaya çalışır. Olmadıysa eğer orada değillerse okulun içine girer. Üst kata çıkar bir yanlış karar verir. Ama yanlış karar vererek doğru karar öğrenmede bir adım daha atmış olur. Sınıfını bulur. Öğretmenini tanır. Der ki bu benim öğretmenim der. Bir karar daha yapar. Bir seçim daha yapar. Onun yanına gelir. Onunla iletişim kurar. Merhabalaşır. İçeri girer. Oturacağı yeri seçer. Yanlış seçim yaparsa ertesi gün doğru seçim yapmasını öğrenir. Yerine oturur. Zil çalar. Ders başlar. Ve Finlandiyalı öğretmen sınıfın içine girmiştir. Ders ilk hayatındaki ilk ders başlamıştır. Şimdi bu çocuk Finlandiya'lı çocuk. Ama biraz çok yavan geldi, sıradan geldi. Asıl aksiyon benim 7 yaşındaki Süleyman'ın
aynı günü nasıl yaşadığıyla ilgili bol bol aksiyon var. Şimdi benim Süleyman Esenler'de, o da birinci sınıfa başlayacak. Finlandiya'da bunlar olurken Esenler'de bizim Süleyman kaldırılır. Kalk denilir. Ben karar veriyorum. Kalk. Eli yüzü yıkatmaya gönderilir. Dişleri fırçalatmaya gönderilir. Masaya annesi tarafından oturtulur. Tabak masaya annesi tarafından koyulur. Yemeği annesi tarafından yenir. Branş öğretmenleri bilir ki ortaokulda bile her işlerine karışan anne babalar onların hiçbir karar almasına, seçim yapmasına izin vermez. Tabağı annesi kaldırır. Çocuğun üstünü annesi giydirir. Çantasını annesi omuzuna alır. Kapıya gelirler. Finlandiya'da ve çocukla vedalaşmışlardı. Ama burada ne yapar? Vedalaşır mı çocuğuyla? Ne yazık ki. Kolundan tutar, çantayı alır, çocuğunu sürüklemeye başlar. Çocuk nereye gittiğinin, o gün ne olduğunun da farkında değildir. Zaten o itaatkar bir birey. Kapıya gelirler, okulun kapısına. Kapıdan içeri vedalaşır mı anne? Hayır. İçeri girer. Peki çocuğunu sıraya koyar. Kendisi koyar. Kendisi koyduktan sonra evine mi gider mi? Hayır. Ne yazık ki evine gitmez. Hatta ben birinci sınıf öğretmeni olarak merdivenlerin üstündeyim üstadım. Oradan şeye bakıyorum. Birinci sınıflara bakıyorum. Bahçede 400 tane birinci sınıf öğrencisi var. Ama ben bir tanesini bile görmüyorum. Anneler etrafını kuşatmışlar. Çocuklar nereye geldiklerinin farkında bile değiller. Peki öğretmen Normandiya çıkartmasında giden bir asker gibi cephede velileri aşarak başarabilirse çocukların yanına ulaşır. Peki orada veliler gider mi evine? Hayır. Veliler, anneler, babalar birlikte sınıfın içine gelir. Kapısının önüne gelirler. Peki orada giderler mi? Hayır. Sınıfın içine girer. Çocuğunun oturacağı yeri seçer. Bir de yanında oturur. Mart ayında okullar kapandı. Okul koridorunda 10 tane veli vardı. Hala. Hala. Benim çalıştığım yerde. Zaten bir ay geçse de, 2 ay geçse de ya sınıftan çıkarsanız da koridorda beklemeye, bahçede beklemeye, okulun dışında beklemeye devam edeceklerdir. Şimdi Finlandiya'daki bu çocuk okula gözlerini açıp ilk ders zili çalana kadar birçok karar verdi. Seçim yaptı. Tercihlerde bulundu. İletişim kurdu. Nereye geldiğinin farkına vardı. Bir yerlere ait oldu. Karşısında birkaç problem çıktı. Onları çözdü. Düşündü. Düşünmek zorunda bırakıldı. Bu senin hayatın. Bu okul senin hayatın dendi. O benimsenmesi sağlandı. Bizim Süleyman ise gözlerini açtığı anda aslında gerçekten gözlerini açmadı. Çünkü o var olmasına izin verilmeyen bir çocuk. Düşünmesine, tercih yapmasına, hata yapmasına izin verilmeyen çocuk. Süleymansa ben sınıfın içine girene kadar o süre içerisinde hiçbir karar almadı. Hiçbir tercihte bulunmadı. Kimseyle iletişim kurmak zorunda kalmadı. Kendini ifade etmek zorunda kalmadı. Şimdi soruyorum ben. Hani birey ne, olmak neden önemlidir diye. Finlandiya'daki çocuk ve Türkiye'deki Esenler'deki bu çocuk aynı anda uyandılar ve derse başladılar. Daha ders zili başlamadan, çalmadan, bir kitabın kapağını açmadan, defteri açmadan, o çocuk eline bir kalemi dahi almadan, ben içeri girmeden, daha okulun kapısının içerisine bile adım atmadan bizim çocuklar o çocuklar karşısında 10-0 geride. Bu fark nasıl kapanacak? Ben oraya dünyanın en güzel okulunu diksem, en çok yatırımını yapsam, ben dünyanın en iyi öğretmeni olsam da daha kapıdan girmeden olay bitmiş zaten. Karar almayan, seçim yapmayan, nereye geldiklerini bilmeyen çocuklar. Ben bu çocuklara benim öğreteceğim dersler peki ne kadar anlamlıdır? Şimdi o soruyu anlatmak istiyorum. Ne kadar anlamlıdır sizin sorduğunuz soru? Lütfen anne babalar burayı çok iyi dinlesinler. Çünkü biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Seyirci dolmuş. Fark 10-0 ama ağzımda kuş tutuyorum. Veliyle birlikte ortaklaşa sahada mücadele ediyoruz. Sol kanattan veli, sağ kanattan ben. WhatsApp grupları, ödevler, dersler. Harika öğretmenlik yapıyorum. Ama bir tabelaya bir bakıyorum. Fark 20-0 olmuş. Ne oldu? Çünkü kale boş. Kalemiz boş. Biz golü atmışız ama evde çocuk golü yiyor. Haberimiz dahi yok. Finlandiya'da gibi al gülüm, ver gülüm. Tribünler iyi, zemin güzel, seyirci güzel. Öğretmenlikte bize fark atmaya devam ediyor. Ben onlardan daha çok çalışmış olsam daha iyi. Şimdi bakın, bu gerçek bir örnektir üstadım. Birinci sınıf öğretmeniyim. Karşımda bir çocuk var 7 yaşında. Aslında 7 yaşındaki bedene sıkışmış 2-3 yaşında bir çocuk. Ne yazık ki. Sadece nüfus kağıdı var. Var olmasına izin verilmemiş. Hiçbir şey yapmasına izin verilmemiş. Düşünmesine daha izin verilmemiş bir çocuk. Çocuk beslenme yapıyor. Beslenme masasının kenarında bir meyve suyu var.
Kabul etseniz de etmeseniz de o çocuklar için meyve suyu her şeyden daha önemlidir. Annesi örtüsünü sermiş annesi. Güç bela çıkartılmış dışarı. Çocuk beslenmesini yaparken meyve suyu yere düşüyor. Ayağının dibine. Şimdi yalan söylemeyeyim. Bakın benim şöyle bir beklentim yok. Orayı temizlesem o çocuğa kendi bulunduğu yeri annesi okulu basacak zaten. Hani biraz önce anlattık ya önceki yayında. Sen benim çocuğumu nasıl şey yaparsın diye. Şimdi çocuk meyve suyu yere düşmüş. Benim şu beklentim var. Benle iletişim kursun olmadı. Temizlikçi hanımefendiyle bir iletişim kursun sorunu problemi çözsün istiyorum. Hadi onunla geçtim. Tek bir beklentim var. O çocuğun 7 yaşındaki o çocuğun o meyve suyu yerden almasını istiyorum. Hiç olmazsa. Ama meyve suyu çocuğa bakıyor. Çocuk meyve suyuna bakıyor. Almıyor. Çünkü bu zamana kadar hayatındaki bütün problemleri annesi çözmüş. Bütün sorunlarını annesi gidermiş. Bu çocuğun öyle bir derdi yok. Meyve suyu düşmüş, onu almak gibi bir dert edinmemiş. Şimdi soruyorum ben. Bak çok güzel bir örnek vereceğim. Anne babalar lütfen çok dikkatli dinleyiniz. Yarın öbür gün ben bu çocuğa matematikte toplama işlemini öğreteceğim. Bu çocuk LGS sınavına girecek. Veya başka sınavlara girecek. Hayatı boyunca 200'den fazla sınava girecek. Birçok ders görecek. Ben bu çocuğa toplama işlemini öğrettiğim zaman üstadım. Öğrettim. Ağzımla kuş tuttum. Finlandiyalı öğretmen şu kadar çalıştı. Ben bu kadar çalıştım. Ve sordum. 8, 7 daha kaç yapar? El cevap. 12 öğretmenim. Olabilir. Bu çocuk. Şimdi benim bu çocuğa annesi babası veya ben tekrardan toplama işlemini öğretebilmem için ne yapmam gerekir? Dersi bir daha anlatmam gerekir. WhatsApp grubundan bir şey yazmam gerekir. Annesinin babasını sıkıştırmam gerekir. Kurs açmam gerekir. Peki destek vermem gerekir. Ders anlatmalıyım. O çocuk öğrenmeli. Peki o çocuğun öğrenmesi neye bağlı olur? Ben yeniden ders anlattığımda böyle durup beni dinlemesi gerekir. Yani öğrenmeyi, yani toplama işlemini yapamamayı kendine dert edinmesi gerekir. Şimdi 1 milyon dolarlık soruyu soruyorum. Meyve suyu yere düştüğünde onu bile kendine dert edinmeyen çocuk 2-3 hafta sonra toplama işleminde yanlış yapmayı mı kendine dert edinecek? Hadi çıkın işin içinden. LGS sınavını mı dert edinecek? Fen bilimlerini mi dert edinecek? Bu çocuk bir birey olamazsa benim bu çocuğa yeniden ders anlatmam, ağzımla kuş tutmam, annesi veya babası fark etmez. Bizim yaptıklarımız bir işe yaramayacak. Çünkü o çocuğun öyle bir derdi olmayacak. Annesi tarafından zincire vurulmuş, ağzı kapatılmış, var olmasına izin verilmemiş bu çocuk. Bu çocuğun tekrar bir şey öğrenebilmesi için, çünkü öğrenmenin mantığı budur, bir birey olmalısın ve bir şey öğrenmeyi istemelisin. Kendine dert edinirsen öğrenmek istediğini öğrenirsin. Ama şimdi anne baba itiraz edecek. Hocam ne alakası var? Benim çocuğum öğreniyor. Benim çocuğum okul birincisi, sınıf birincisi takdir oluyor. Hayır. Yanılıyorsunuz. Onların hepsi aldatmaca. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü siz onları bir şey sorgulamadan, genellikle sorgulamadan hep yeteri kadar yapıyor. Ve o çocuk ergenlik çağına girdiğinde birçokları diyor ki bir dakika ya frontal lob da gelişmiş artık düşünmeye başlıyor. Bir dakika ya başka öğretmenler de var artık. Anne babanın da o kadar her dediğini yapmama gerek yok. Sonra odasına gidip niye ders çalışmıyor? Acaba niye? Çünkü öyle bir derdi yok. Hayatını, kariyerini, derslerini, girdikleri sınavların hiçbirini kendine dert edinmiyor. Çünkü siz o çocuğun meyve suyu düştüğünde 7 yıl boyunca bana gelene kadar o 10 sıfırlık fark bu işte. O çocuğun hiçbir şey dert etmesine izin vermediniz. O çocuğun kendi durumunu düşünmesine müsaade etmediniz. O çocuk bir ödev aldığında, ödev alamadığında bir panikle, bir amatörlükle geliştiren anne baba olmak yerine anne baba oldunuz ve gittiniz o çocuğun ödevini kendiniz aldınız. Ve çocuk dedi ki, annem babam öğretmenle birlikte benim durumumu düşünüyor. Benim kendi durumumu düşünmeme gerek yok. Matematik durumumun iyi veya kötü olmasına annem babam karar veriyor. Bir şey yapılacaksa onun kararını yine anne baba verecek. Benim ödevimi alamadın mı? Ben bir daha öğretmenin ödev verirken dinlememe gerek yok. Nasıl olsa benim ödevimi annem alıyor. Hiçbir şeyi kendine dert edinmiyor. Hiçbir şeyi umursamıyor. Çünkü bunu ona annesi, babası öğretiyor. Ve bu çocuk bir belli döneme geldikten sonra ne yazık ki isterseniz dünyanın en iyi üniversitesinde birincilikle bitirsin. Fark etmez. Doktor var, doktor var. Bilim insanı var, bilim insanı var. Öğretmen var, öğretmen var. İşinde çok iyi, kendini geliştiren, dert edinen, bunu da yapmayayım diyen doktorla hastalığıyla iletişimi çok kötü,
bahaneler üreten, problemlere teslim olan, onları çözeceğini nasıl çözeceğini bilmeyen, kendine hiçbir şeyi dert edinmeyen doktor, öğretmen, astronot, bilim insanı aynı değildir. Bizim anlamamız gereken en önemli nokta da budur. O çocuk, o meyve suyunu yere düştüğünde ben onun bunu dert edinmesini istiyorum. Hayatına çıkan problemi kendine dert edinmesini istiyorum. Çünkü o çocuğun oraya ait olmasını istiyorum. O sorumluluğu almasını istiyorum. Çünkü bunları yapmadan benim öğrencilerim hiçbir zaman dert edinen, öğrenmeyi isteyen, çaba sarf edecek olan öğrenciler olmayacak. Yaptıklarımız da geçici şeyler olacak. O yüzden benim özellikle sizin vurguladığınız biraz önce anlattığınız ve benim de kendi açımdan neden daha çok önemsiyorum? İşte bu. Çünkü bu bir arabanın motorudur. Evet. Birey olmak o arabanın motorudur. O zaman lastiklerin o hızı, kliması, oturulan koltuklar, her şey o zaman anlamlı olacaktır. Evet. Zorla bu arabayı arkadan itmeye çalışmayın. Evet. Bu arabanın bir motoru var. Evet. O motoru çalıştıralım. Vitesleri arttıralım. Zaten o araba kendi kendine gidecektir. Önce yavaş gider ama sonra hızlana hızlana gidecektir. Çünkü hayat da gerçekten böyle bir şeydir üstadım. Hani bilmiyorum ne kadar anlatabildim ama işte bizim o 10 sıfırlık fark varken dünyanın en güzel okulları ve öğretmenleri bir anlam ifade etmiyor. O yüzden bu çocukların kendi başlarına bir şey yapabilmeleri ve birey olmaları en önemli etkendir. Ben o çocukların bir şeyleri dert edinmesini istiyorum. Çünkü ben ders anlatırsam, hep ben yaparsam o çocukların öğrenmesi benim ne kadar iyi ders anlattığıma bağlı olacak. Bu da benim için yanlış oluyor. Öğrenmeyi öğrenmek zorundalar. Artık bilgi çağında yaşamıyoruz. Bilgiyi işleme çağındayız. Çocukların bilgiyi işlemesini istiyorum. Hata yapmasını istiyorum. Yanlış tercih yapmasını istiyorum ki doğru tercih yapmasını öğrensinler. Var olsunlar. Ben bir bireyim. Sizin söylediğiniz gibi. Ben okula giden bir öğrenci değil. Ben Ahmet'im. Ben Ahmet Naç'ım. Bir bireyim. Bu ders, bu okul benim okulum. Bu ders benim dersim. Bunu annem, babam ve öğretmenim anlattığı için değil. Bak annem babam uğraşmıyor, bana bırakıyor. O zaman bu dersi ben öğrenmek zorundayım. Bu hayat benim hayatım. Bununla ilgili bir sıkıntı varsa, herhangi bir sınıf için bir sıkıntı varsa bununla ilgili problemleri ben çözmeliyim diyor. İşte benim istediğim profil, gerçekten başarılı ve mutlu olacağına inandığım kişi budur. Çünkü anne babaya hep şunu söylüyorum. Söylemeye çalışıyorum. Eğer çocuğunuzu çok seviyorsanız, yani gerçekten çok seviyorsanız bahane üretmeyen çocuklar yetiştirin. Kim bahane üretmez? Bir şeyleri kendine dert edip hayatındaki karşılaştığı problemlere teslim olmayan çocuklar. Evet. Bir gün ona hayalindeki projeyi bir şirkette yönetici birisine sunacak. Ve o kişi o projeyi kabul etmeyecek. Hayat beni anlamadı, toplum beni anlamadı demesi yerine ben istiyorum ki bahanelere sığınmasın. Onu anlayabilsin. Bir daha denesin. O kişiye anlatmanın, iletişim kurabilmenin yolunu bulsun. Doktor mu oldu? Öğretmen mi oldu? Hiçbir probleme teslim olmasın. O problemleri çözebildiği içerisinde hayattaki hiyerarşide üst sıralara çıkacaktır. Evet. Kendini gerçekleştirmeye giden yol, üstadım sizin de hep anlattığınız gibi. Ben anlatamıyorum ama siz çok iyi anlatıyorsunuz. Tüm bunlar bu yolda bahanelere sığınmayan, problemleri çözen ve en önemlisi var olmasına izin verilmiş çocuklardır. Ben çocuklara baktığımda şunu görüyorum. Kollarından zincirlenmiş, ağızları bantlanmış, konuşmasına, kendini ifade etmesine, sorunlarını çözmesine, bir şeyler yapmasına izin verilmemiş. Sizin çok güzel anlattınız. Saygıdeğer çocuklar değil, itaatkar çocuklar yetiştiriyoruz kendimize. Evet. Biz büyüklerin dediğini yapacaksın, evet. Yapma dediğini yapmayacaksın. Ben senin adına konuşurum. Ben senin yerine ödev alırım. Ben senin yerine o testleri alırım. Sen otur ve bu denilenleri yap. Ve bu çocuk var olmasına izin verilmiyor. Siz, lütfen anneler, babalar, siz çocuğunuzun bir saçının teline bile bu kadar önem veriyorsunuz. Peki soruyorum. Hayatında onun karşısına çıkacak insanlar sizin verdiğiniz değer kadar onun saçının teline değer verecek mi? Elin oğlu, elin kızı. İş arkadaşları. Onu duygularına, düşüncelerine, seçimlerine. Çocuğunuz buna hazır mı? Lütfen benim istediğim bu. Ben istiyorum ki benim öğrencilerim 4 yıl için öğretmenlik yapmak istemiyorum. 4 yıldan sonra hayatta karşılaşacağı bütün o problemlere hazır olsun. Onu üzmek isteyen, onun haksızlığa uğratacak kişilere karşı teslim olmasın. Buna hazır olsun. Karşısında iyi öğretmen, kötü öğretmen, kötü okul, şu durum, hiçbir şeye bahane sığınmasın. Tüm o problemleri çözerek hayatta var olsun. Duygularıyla
düşünceleriyle, karakteriyle, vicdanıyla bunun nasıl oluşturulacağını da siz zaten çok çok güzel bir şekilde anlattınız. Bilmiyorum, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Kendi çapımda, evet. Çok teşekkür ederim. Sadece kafanla değil, yüreğinle konuşuyorsun. O bakımdan ben çok iyi anlıyorum ve iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Çok Mahcup ettiniz. şükür. Sağ olun. Yani Sizden şimdi bunları bakıyorum. duymak çok önemli. Kesinlikle. Şimdi bakıyorum. Bizi takip eden 5800 falan kişi var. Evet. Ve bu da gösteriyor ki bu yüreğin farkında olup bunu canlı tutmaya çalışan, değer veren insanlar var. Bayağı büyük bir ekibiz aslında. Evet. Şimdi bu dediklerinle ilgili böyle Evet. ben de kısaca bir konuşmak isterim. Lütfen, lütfen. Ben olaya baktığım zaman olayın rahatsız edici yönlerini görüyorum. Fakat şunu da anlıyorum. Yani bu anneler, babalar kötülük yapmak için hareket etmiyorlar. Aynen öyle. Farkında değiller, farkında olmadığının da farkında değiller. İyilik yaptığını düşünüyor. Doğru yaptığını İyilik düşünüyor. yaptığını düşünüyor, bir akış içerisinde. Ben bir uygulama yapıyorum seminerlerde. Böyle hayretler içerisinde kalıyorum. Nereden bildiniz hocam? Diyorum kültür robotusunuz. Benim sorduğum sorulara cevap vereceğinizi biliyorsunuz. Kaç kişi bu soruyu diyorum şey etti, böyle cevap verdi. 800 kişilik salonda 780 kişi el kaldırıyor. Ya diyorum biliyorum işte herkese. Evet. Şimdi diyorum böyle bir durumda yaratıcılık olur mu falan. Şimdi kısaca mevcut korona virüs döneminde evde olduğumuzdan dolayı da onunla da ilişkilendirerek birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bir, şimdi sürekli virüs konuşuluyor ve haberler seyrediliyor ve kaygılı var, olumsuzluk durumu var. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi bu ailede bir toplantı yapma, değerlerimizi gözden geçirme, görevleri falan verme durumu olacak. Bunun yanı sıra ben şu konuşmayı yapmak isterim mesela çocuklarıma. Bakın çocuklar derim. Şimdi buradayız, çok şükür. Karşılıklı konuşuyoruz. Şimdi burada bizim geçmişimiz de var, değil mi? Siz benim baba olduğumu biliyorsunuz, ben sizin çocuğumuz olduğunu biliyorum. Ve şimdi Türkçe konuşuyoruz. Ben size Rusça konuşmaya başlasam anlayamazsınız neden? Çünkü öyle bir geçmişimiz yok. Burada bir geçmişimiz var. Tamam. Şimdi burası da var. Çok önemli. Yaşam şimdi burada yaşanır. Allah'a geçsin. Şimdi burada kalbiniz duruverse hiçbir şeyin değeri yok. Bitti. Şimdi burada yaşıyoruz ama şimdi burada bir de gelecek var. Şimdi senin heyecanla anlatman, duygulanman o gelecek bilincinden dolayı oluyor. Ona emek vermek istiyorsun. Yani bir toplumun geleceğine emek vermek istiyorsun. O toplum senin gönlünde yer almış vaziyette. Hiç bu kadar güzel tanımlanmamıştı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve kesinlikle Evet. şimdi senle ben bunu konuşuyoruz, zaman veriyoruz. Neden? Çünkü gönlünüzün istediği bir geleceğe şimdi şu anda hizmet ettiğimiz duygusu içerisindeyiz. Şimdi burada bir gelecek var. Şimdi burada bizim geçmişi değiştirebilir miyim? Hayır. Etkin alanım içerisinde değil. Ama geleceği şimdi burada verdiğim kararlar ve uygulamalarla inşa etme fırsatım var. Ondan dolayı senin için yanıyor. Evet. Gelecek gibi gidiyor diyorsun esasında. Aynen. Ondan dolayı Evet. için yanıyor. Şimdi buraya baktığında bu çok önemli bir bilinç. Ben toplumun bunu kazanmasını çok istiyorum. Şimdi burada benim ilgi alanım var. Ben şimdi burada seninle efendim 4. yüzyılda bilmem ne olmuş, nasıl olmuş? 1. yüzyılda hangi filozof hangi şeyi söylemiş? Falan filan şudur budur ilgi alanımızı bulabiliriz. Koronavirüsten Çin'de kaç kişi ölmüş? Brezilya'da ne olmuş? Bilmem ne falan. Aynı sohbet yapabiliriz yani. Tamam mı? İlgi alanımız var. Ama bir de etki alanımız var. Ve etki Evet. alanımız içerisine girenle konusu çok önemli. Etki alanımız içerisine giren çok şey var.
şu anda yapabileceğimiz yüzlerce şey sayabilirim sana. Ama önceliklerimiz ne? O önceliklerimiz ne deyince o zaman inşa etmek istediğimiz hangi geleceğe hizmet etmek istiyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. O bakımdan bizim şimdi burada etki alanım içerisinde önceliklerimle hangi konularda karar verip eyleme geçmem lazım konusunda bilinçli olmamız lazım. İşte ona da daha önce konuşmuş olduğum değerler şey veriyor, anlam veriyor böyle. Şimdi iki insan birbirinin farkında olan iletişim başlıyor. Sık sık birbirinin farkında olan insanlar ilişki başlıyor dedim. Ve biz sürekli bu ilişki iletişim içindeyiz. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. O da şu. Her ilişkinin bir niyeti var. Bu çok önemli. Çoğu kişi bu niyetin farkında değil. Bu niyet bazen farkına varmadan nesilden nesile aktarılıyor. Ben kabaca iki tür niyetten bahsedeceğim. Bir, Lütfen. ben sen niyeti. Ben sen niyetinde şöyle tanıklık yapıyorum. Sen önemli misin, değil misin? Ben bilirim. Sende bir bozukluk var mı, yok mu? Ben bilirim. Sen değerli misin, değil misin? Sen kendin karar veremezsin. Ben bilirim. Sana güvenilir mi senin potansiyelin? Sakın bana sormadan bir şey yapma. Kendi başına karar verme. Ben bilirim. Sevilmeye layık misin, değil misin? Ben bilirim. Seninle ilişkimizde sen bana aitsin. Mendilim gibisin. Dışarı çıkar bakarsan değer veririm. Değilsen cebimde kalmayı unutma. Ben buna ben sen ilişkisi diyorum. Tamam mı? Öyle bir kültürde yaşıyoruz ki biliyorum senin inşallah evliliğinde böyle bir şey olmayacak ama şöyle O durumlar kitabı oluyor. okumam gerekiyor. O kitabı bir an önce okumam gerekiyor. Şöyle Sözünüzü durumlar aldım oluyor. zaten. Ahmet'ciğim. İmzalı bir okul, Bak. imza olarak alacağım zaten. Tabii, sana imzalı göndermek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Mesela baba oğluna nasihat ediyor. Gel bakayım oğlum Ahmet diyor. Oğlum evleniyorsun çok şükür mürüvvetini görüyoruz. Allah nasip eyledi diyor. Bak oğlum diyor unutma. Deden bana söyledi ben de sana söylüyorum. İlk gece gözünü korkut. İlk gece diyor. Karı kısmına güven olmaz diyor. Yuları takar. Vallahi takar. Billahi takar. Hiç insaf diye bir şey yoktur bunlarda diyor. İlk gece yuları takar diyor. Tamam mı? Onun için ilk gece gözünü korkut. Bu ailenin reisi kimdir? Bilsin. İleride çocuğun olacak inşallah. Bak oğlum diyor. Çocuğu da uyurken öp. Ne karıya yüz ver, ne çocuğa yüz ver. Şımartma diyor. Başına bela olur. İçinden gülmek mi geldi? Git bir yere, odaya gül 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 içini boşalt. Ama geldiğin zaman yüzüne baktıkları zaman ailenin reisi kimdir onu bilsinler diyor. Bu ben sen ilişkisinde denetim odaklı, korkutmaya dayalı bir dünya anlayışı. Ve biz bunun içine doğuyoruz. İçine doğduğumuzdan dolayı farkında bile değiliz. Çünkü balık içinde yüzdüğü okyanusun farkında değildir. O suyu fark edemez. Şimdi Kodlarınızı ortaya döküyorsunuz çok güzel bir şekilde. bu çok önemli. Bunu. Çünkü bunlar değişmeden davranış değişmez. Şimdi peki Şey gibi değil mi? Evet. Pardon, efendim? özür dilerim. Yok, şey gibi diyecektim. Mesela bizim kodlarımıza işlemiş bir şey var. Büyüklerin yanında konuşulmazı bir saygı ifadesi olarak görüyoruz. Ne kadar acı. Ne Ne kadar acı. kadar acı. Gayet tabii. Yani bu Yani çok önemli. Ama önce bunun farkına varıp evet. neden sorusunu sormamız lazım. Farkına vardığı zaman yani benim seminerimden çıkan bazı babalar oluyor. İlk başta bir kere şunu söyleyeyim. Benim seminerime gelenlerin %85'i anne. %15 baba. Onlar da yüzü asık böyle bakıyorlar. Küfreder gibi bakıyor adam. Bazen ben de diyorum ki adama bakıyorum. Abi diyorum geldin mi getirildin mi diyor. He diyor adam ya. Getirildim diyor ya. Allah belanı versin diyor ya. Maç seyredecekti geldi diyor. Karı gitti getirdi diyor falan. Şimdi evlenmeye gidiyorum şimdi bak. Mesela kadın. Kadın kadına mesela diyor. Kız kendin güzel olmasın ne yazar diyor. Bahtın güzel olsun kız Baktım bahtın diyor. Unutma güzel. kız. Nikah dayağına sen bas diyor. Nikah dayağına sen bas kız. Senin dediğin olsun. Erkekler kadir kıymet bilmez, bilmez diyor. Şimdi
Kadının senliği erkeğe yendi. Anlayış içerisinde kadın evleniyor. Erkek de ilk gece gözünü korkutayım diyor. Sen nasıl bir evlilik içerisine girdiğinin farkındasın değil mi? Abi bu karı herif evliliği oluyor. Canlar devreye girmiyor. Tamamıyla sosyal kimlikleri biri korkutmaya çalışıyor. Öbürü de alttan alta numarasıyla kadının fenli erkeği yendi. Ben seni Tonga'ya getiririm. Numarasıyla hareket etmeye çalışıyor. Şimdi burada bizim sözünü etmiş olduğumuz çocuk yetiştirme bilincinin gelişmesi çok 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 zor. Şimdi benim ısrarla üzerinde durduğum öbür kavram ilişkinin niyeti biz olunca. Bakın çok önemli bir şey. Orada o zaman adam evlendirirken gel oğlum diyor. Bak oğlum sana sorayım diyor. Bu evlilikte mutlu olmak istiyor musun diyor. Tabii baba. Gayet tabii istiyorum diyor. Aferin oğlum diyor. Akıllı insansın. Gayet tabii istersin. Sana bir şey söyleyeyim oğlum diyor. Lütfen buraya dikkatlice dinleyin lütfen. Evet. Oğlum sana bir şey söyleyeyim diyor. Eğer bu evlilikte mutlu olmak istersen eşinin de mutlu olmasına çok dikkat et diyor. Çünkü senin mutluluğun devam edebilmesi için eşinin de mutlu olması lazım diyor. Ben yok, sen yok, biz. Böyle yani gerçek bu. Yani ileride çocuğun olacak. O küçücük çocuk mutlu değilse o ailede mutlu olamazsınız. Mümkün değil. Yaşamın doğası bu. Yaşam bir ekip işi. Ve bu ekibin en önemli unsuru bireyler. Fakat o bireylerin her birinin içerisinde bir biz var. Onu fark edip onun sorumluluğunu keşfetmek lazım. Ya sizin söylediğiniz o kadar önemli ki bir küçük ekleme yapabilir miyim ya da devam edin sözünü Lütfen, kestim lütfen, özür dilerim. lütfen. Şimdi bu biz kavramı ben şimdi geçen yayınlarda bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama söylediğiniz doğru işte lambadan çıkan bir ışık gibi demek ki. Ben sen değil de biz kavramı her anlamda çok önemli bir şey. Şimdi ben özellikle söylüyorum hem anne baba kendi velilerime söylüyorum hem de kendimize meslektaşlarımıza söylüyorum. Bir sorun olduğunda ister bir sorunu çözmek isterseniz sınırları belirlemek veya mutlu olmak. Sizin de söylediğiniz gibi her şey o ait olmak ama biz kavramından geçiyor. Siz bunu çok güzel anlattınız. Şimdi bir sınıfta bir örnek vereyim. Çocuklar sıranın üzerine çıkıyorlar. Veya kuralları çiğniyorlar. Birbirlerine empati yapmadan rahatsız ediyorlar mesela. Veya bir evin içinde bir çocuk hiç durmadan salonda koşuyor. Orayı kırıyor, burayı kırıyor. İlla bunu yapacağım, şunu yapacağım diyor. Şimdi ben böyle bir durumda karşılaştığımda diyorum ki öğretmen arkadaşlarıma ve kendi velilerime. Çocuklarınıza sizin de söylediğiniz gibi ben veya siz dilini sakın kullanmayın diyorum. Bu çocuğun ait olması gerekir bir şey ya. Sizin de çok iyi açıkladığınız gibi. Yani şu var. Ben senin televizyonu yüksek sesle dinlemeni istemiyorum. Sakın bunu yapmayın. Veya sen bunu dinleme. Çabuk bu televizyonun sesini kıs. Burada koşma. Sakın bunu söylemeyin. Veya sınıfın içerisinde oraya çıkma. Aşağı ineceksin. Veya bunu yere atmayacaksın, şunu yapmayacaksın deme. Veya ben senin böyle yapmanı istemiyorum, bunları söylemeyin. Bu araya mesafe koyacaktır. Ve ben ve sen kavramları ile o çocuğa ne mutluluğu, ne kuralları, ne de başka kafanızı planladığınız ve kurduğunuz hayatın hiçbir şeyi gerçekleştiremezsiniz. Oysa şunu desek, biz evimizde gece geç bir saatte yüksek sesle televizyon izlemeyiz. Biz salonda koşarak alt kattaki komşuyu rahatsız etmeyiz. Biz sınıfta, ben de bir öğretmen olarak bunu söylüyorum. Sınıfın içerisinde biz sıraların üzerine çıkıp başkalarının elini koyduğu yeri kirletmeyiz. Biz zil çaldığında, öğrenci zili çaldığında içeri gireriz. Biz bir sınıfız. Benle, öğretmenle ve öğrenciyle. Sen de, istiyorum ki sen de biz ol. Biz olmalısın. Biz böyle hareket ediyoruz. Empatiyi. Hem empatiyi göstermek istiyoruz o çocuğa hem de bunu neden yaptığımızı anlatıyoruz. O biz kavramı içerisinde o empatiyi de geliştirdikten sonra sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü ben de anlat çok güzel anlattınız ya. Biz mutlu oluruz. Biz duygularımızı, düşüncelerimizi söyleriz. Biz başkalarını bu şekilde düşünmeden rahatsız etmeyiz. Biz birbirimizin görüşlerine saygı duyarız. Evde veya okulda diyorum. Bu şekilde konuşmamız gerekir. Çocuk kendini oraya ait hissetsin. Evet. Senin de bir duygun, senin de bir düşüncen var. Siz çok güzel Evet. ifade ettiniz onu. Evet. Mutlu olmak hani dediniz ya. Evet. İşte ben mutlu oluyorum.
Biz mutlu oluyoruz. Biz mutlu olmalıyız. Biz Evet. bunları yapabilmeliyiz. Biz kitap okumalıyız. Kitap okuma alışkanlığı biz kazanırız. Evet. Biz yemekten sonra kitap okuruz. Biz hani çocuğa bunu yap, şunu yap, bunu yap, yapmamalısın. Ne sınıfın içinde, ne de okulun içinde bu şekilde konuşmamamız gerekir. O biz Evet. dili bile çok güzel bir mesajdır. Ben özür dilerim, araya girdim. Hani bunu Çok dilim döndüğünce teşekkür ederim. açıklamaya çalıştım. Çünkü söylediğiniz çok lütfen dikkatli dinlesinler. Çok çok kıymetli bir şey. Çok çok Şimdi kıymetli. ben devam edeyim bu kaldığım Lütfen, yerden. lütfen. Şimdi ben bir baba olarak oğluma diyorum ki sen mutluluğun devam edemez. Siz artık ben sen değil biz oluyorsunuz ve birbirinizin en önemli tanrı oluyorsunuz. Şimdi böyle olunca zaten bu çerçeve içerisinde şöyle bir durum oluyor. Kadın ve erkek birbirine baktığı zaman diyor ki ben varım, önemliyim. Sen de varsın, aynı zamanda önemlisin. Ve ben ne kadar önem kazanırsam sen o kadar önem kazanırsın. Sen ne kadar önem kazanırsan ben de o kadar önem kazanırım. Çünkü biziz. Biziz. Bende bir bozukluk yok. Bende de yok. Ama Orhan abimiz ne demiş? Hatasız kul olmaz. Hatamızla seviyoruz birbirimizi. Biz hata da yapabiliriz değil mi üstadım? Yani hata Kesinlikle. yapabiliriz. Zaten Hepimiz normal insan kusurluyuz. olarak Evet. mutlaka yapacağız. Ve tadı da orada olacak onun. Onun farkına varıp konuşmak ve İşte biz üzerine olunca konuşmak. sizin dediğiniz gibi sorunlar hemen nasıl çözülüveriyor? Evet. Yoluna gidiyor. Şimdi değerli, ikimiz de değerliyiz. Birbirimize güveniriz. Ben tek başıma yapabilirim ama sen de ben daha iyisini yapabiliriz. Biz olduğumuz zaman. Ben emek ve zaman vermeye değerim. Sen de emek ve zaman vermeye değersin. Ve ikimiz emek ve zaman vermeye değeriz beraber gelişme bakımından. Ben saygı duyulacak bir bireyim, sen saygı duyulacak bir bireysin ama şimdi bir ekibiz ve bu ekibin parçası olarak sorumluluğumuz var her birimizin. İşte bizi biz yapan bu sorumluluk aslında. Ve bizim ekibin temel değerlerini gel gözden geçirelim. Haydi işte aile olmak bu oluyor. Temel değerler, hakkaniyet önemli, sorumluluk önemli, sevgi önemli, saygı önemli, empati önemli, işbirliği önemli ve aile bu ilişkiler içerisinde yeşermeye başlayacak. Şimdi Çocuk da çocuk, sünger gibi çekecek bunları. Sünger gibi böyle şimdi yavaş Ahmetciğim yavaş benim yavaş çok ilişkiler kur. üzerinde durduğum bir nokta var. Bunu anlatabilir miyim bilmiyorum. Biraz şey. Şimdi benim amacım anne baba olarak çocuk yetiştirirken benim tanıklığımla başlayacak ama istiyorum ki zaman içerisinde yavaş yavaş kendi tanıklığını keşfetsin ve kendi tanıklığını yaşamının en önemli tanığı olarak görmeye başlasın. Benim amacım bu. Şimdi böylelikle benim hedefim şu. Benim çocuğum kendi gözünde ben önemliyim desin. Kendi gözünde olduğum gibi kabul ediyorum desin kendisini. Kendi gözünde benim kendimle ilişkim tek değerli. Benim kendimle ilişkimden daha değerli bir şey yok desin. Kendisine güvensin. Hatam olabilir, yanlış yapabilirim ama niyetimi bulduğum andan itibaren bende o niyeti gerçekleştirecek potansiyel var desin, güvensin. Kendisine emek ve zaman vermeye değer görsün, kendisini sevsin. Kendisine sınırlarına saygısı olsun ama içindeki bizi ekibi keşfederek o bizden sorumluluk alsın. Şimdi bir gözlemimi anlatıyorum. 26 yaşındayım. Ağustos ayında gittim Amerika'ya doktora programına. Program başladı. Kasım ayının ortalarında ilk sınava giriyorum. 3 tane ders aldım. O derslerden birinden sınava giriyorum. Profesör Kahani geldi. Dedi Silivus'ta ders çizelgesinde anlattığımız gibi bugün dedi sınav olacağız. Sınav kağıtlarını dağıttı. Arkadaşlar dedi soruları bir gözden geçirin. Ben 10 dakika buradayım dedi. Anlamadığınız, açıklığa kavuşmasını istediğiniz sorular varsa elinizi kaldırın. Geleyim anlatayım dedi. Hakikaten el kaldıran oldu. Ha şu sorumu bunu da anlamayan falan filan şudur. Adam hakikaten izah etti. Hadi dedi. İyi sınavlar, iyi çalışmalar. Ben dedi 244 numaralı odaya gidiyorum dedi. Sınavını bitiren geçerken sınav kağıdını bıraksın gitsin dedi. Ulan dedim yanlış mı duydum ben?
Şimdi baktım, lan yanlış mı duydum? Ben sağa sola baktım, herkes normal çalışıyor. Hiç kimse hayret etmedi. Ben de çalışıyorum ama akşam ben bir evde odam var. Orada Ralph adında bir arkadaşım da var, Amerikalı. Ralph dedim, bugün dedim sınava girdik dedim. Böyle bakınca bilmiyor muydun dedi. Yani niye hayret ettin gibi. Yok biliyordum dedim. Yani niye hayret ettin gibi bakıyor böyle. Dedim hoca ne yaptı biliyor musun dedim. Ne yaptı dedi. Girdi dedim anlattım. Böyle böyle 10 dakika sonra çekti gitti dedim. Bana baktı. Gitmese miydi Doğan dedi. Lan. Kala kaldım. Sonra dedi ki shame on you dedi. Utanmalısın kendinden. Sen dedi bir doktora öğrencisisin. Nasıl geçebilir bu senin aklından dedi. Nasıl sen bir bilim insanı olabilirsin dedi. Ve bir şey diyemedim kaldım. Hüzün başladı içimde Ahmetciğim o gece. Ertesi gün kalktığım zaman hem hüzünlüydüm, hem kederliydim, hem öfkeliydim. Neden bunu hissettiniz acaba? Neden böyle Of abi hissettiniz? ya benim ülkemde bana bu hak niye verilmedi ya? Ben niye kimsenin gözünde güvenilecek bir insan olmadım ya? Neden benim onurumla kendi başıma karar verebileceğim bir insan olma hakkı bana hiç verilmedi? Hiçbir yerde verilmedi. Neden ben güvenilecek bir insan olarak görülmedim? Şimdi bir insanın en önemli haznesi onurudur ya. Sen onu onurlu bir insan olarak yetiştirme ve kendi gözünde vicdanıyla muhasebe içerisinde olmasına imkan vermezsen o zaman sürekli Allah korkusundan, polis korkusundan, şu korkudan, bu korkudan hareket eden bir ahlak oluşturursun ama kimsenin görmediği yerde her altı yer. Aynen öyle. Ne İşte yazık ki bu. çok güzel özetlediniz. Aynen. İtaatkarlık ve yeri geldiğinde de o gücü alıp hem üstüne biat ediyor hem de kendine itaatkar olması gereken kişiler. Gerçekten çok güzel anlattınız. Çok çok güzel. Şimdi bunun farkına vararak biz yepyeniden bir toplum oluşturmamız lazım. Aynen. Böylelikle kendi gözüne hesap veren insan olması lazım. Çok şükür şunun farkındayım ben. Anadolu kültüründe, halkın kültüründe bu vicdan sahibi olmak, güvenilir insan olmak konusunda bayağı bir bilinç var. Ve bence esnaf kültürü derinlemesine incelendiği zaman bunun altından çıkmaya başlar. Öyle köyler vardır ki Denizli'de ben bir gittiğim zaman görmüştüm birkaç yıl önce falan gittiğimde. Para olmadığı zaman adam peçete kağıdın üzerine yazıyor. Ahmet Usta'ya diyor şu kadar borcum var diyor. İmza ediyor, tarihini yazıyor. Artık o para. Ondan dolayı hiç paranın sıkıntısı çekmiyorlar. Adam elinde senet var. Ve bir kere bile bu aksamıyor abi. Şimdi böyle bir Dükkanlarını açık bırakabiliyorlar. efendim? Dükkanlarını açık bırakabiliyorlar ve gidebiliyorlar. Evet. Öyleydi. Bir sandalye ters çevir kordu abim. Şimdi o zaman bu değerlerin dışarıdan ödünç almamız gerekmiyor. Yani ben bir anımı anlatacağım. Şimdi Lütfen. seminere girdim. İşte yani emin ol 800 kişi falan var. Anadolu'da hem de bu. Dedim arkadaşlar ben dedim hoş geldiniz, onur verdiniz. Çünkü 700 kişilik oturacak yer var, 100 kişi ayakta. Millet seviyor beni, dinlemeye geliyor. Allah razı olsun. Tamam. Muhakkak tabii çok seviyorum. Şimdi dedim ki ya ben dedim bir şey konuda açıklığa kavuşmak istiyorum. Acaba yanlış mı düşünüyorum dedim. Benim dedim içinde yaşadığım bu toplumda kul hakkı yenmemelidir, kul hakkı önemlidir diye dedim bir kavram var. Acaba dedim doğru muyum böyle bir şey? Çünkü dedim görüyorum bu çok söyleniyor. Ayrıca dedim gömmeden önce hakkınızı helal ediyor musunuz diye de soruyor dedim böyle. Böyle. Demek ki bunu ciddiye alıyoruz dedim.
Ben yanılıyor muyum yoksa bunu hakikaten ciddiye alır görünen bir toplum muyuz? Tabii alıyoruz dediler. Tamam dedim, olur. Şimdi dedim, bunu soruyorum, neden biliyor musunuz dedim. Bu konuşma bitecek. Sonra dedim, sizden sıra olmanızı isteyeceğiz. Kitap imzalayacağız. Fotoğraf çektireceğiz. Bakacağım dedim. Kul hakkı hakikaten yaşayan bir değer mi? Yoksa lafta mı, mış gibi mi? Onu görmek istiyorum dedim. Evvelden söyledim bunu. Ve abi konuşma bitti. Masa getirildi. Sandalyem oturdum. Haydi bakalım. Ne beklersin? Kesinlikle efendim birbirleriyle bilmem ne, öğretmenler, müdürler, şunlar bunlar falan önde. Ve geliyor, kılığından kıyafetinden görüyorsun kadının böyle dini inançlara önem verdiğini görüyorsun. Ve görüyorsun böyle birisinin önüne geçtiğini. Gülümsedim, kul hakkı önemli mi dedi. Ya hocam dedi, bilmem ne falan filan şey dedi. Anlıyor yani böyle. Abi şimdi mış gibi yaşamlar meselesi var. Onun için konuşulan değerler değil, lafı edilen değerler değil. Yaşanılan değerler. Aynen öyle. Ve kendi içine sindirip kendi şimdi burada sen karar verirken o değerler çerçevesinde kendini var ediyorsun. Ve bu kendi gözünde kendini var etme önemli olduğu zaman, o zaman Ahmetciğim güvenilir insan olursun. Çünkü bu söylediğiniz evet. Hiçbir zaman sen başka yerde değilsin. Yaşamında hep sen varsın ve sen kendine yalan söylemeyen bir insan haline geldiğin zaman başkasına yalan söyler duruma gelemezsin. Mümkün değil. Aynen. Onun için güvenilir bir insan olmak kazanılacak çok büyük bir mertebe. Hakikaten Profesör Emre Kongar demişti. En büyük mertebe güvenilir insan olmaktır demişti. Kesinlikle katılıyorum kendisine. Ve bu bizim yabancı olduğumuz bir şey değil. O bakımdan bizim sorumluluk derken yani bu değerlerin bir anayasa gibi okullarda yerleştirilmesi gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu da lütfen anlasınlar. Dinleyenler de bunu dikkat çeksin. Yani gerçekten öyle. İşte ben bakıyorum ki biz de çalışmak, çalışkanlık bir enayilik gibi görülmeye başlıyor. Diyorlar ki sen çok çalışma. Sen diyor bir şey çalışırsan seni daha çok görev verirler. Hep böyle kaytaralım, torpil yapalım, efendim bir çalışmayalım. Ya şimdi evet. Benim öğrencilerim böyle olacaksa ben onlara matematik falan öğretmek istemiyorum. Diplomasını da vermek istemiyorum ama hiç gelmesin. Aldığı takdir ve teşekkür belgelerinin pek bir anlamı yok. Davranış, sizin söylediğiniz o değerleri biz bir anayasa gibi okulda uygularsak, öncelik buna verirsek, biz gerçekten de o değerlere sahip oldukları zaman işte o zaman matematiğin, Türkçenin, yaşamanın, aldığımız nefesin, bir şeyler yapmanın anlamı olacak. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindim. Şimdi sağ ol, enteresan çok bir güzel şekilde özetlediniz. Enteresan bir şekilde bu arada süreyi lütfen kontrol edin. Ben yine saati göremiyorum. Tamam, üstte bir son bir dakika, son 30 saniye falan gibi çıkar. Sözün anladım. Yarım kalmasın istemiyorum. Abi şimdi bana öyle geliyor ki bir 5 dakikamız var. Tamam. Okey. 5 dakika içerisinde derleyelim, toparlayalım. Tamam. Şimdi beynin yapısında işte bu amigdala, bu iç beyin, ondan sonra prefrontal beyin, değişik yapılarda. Evet. Enteresan bir şekilde yani muhteşem bir yaratıcı. Yaratan yani öyle bir yaratmış ki hayran olmamak mümkün değil. Evet. Sen kendinle ilişki içerisinde, bütünlük içinde olduğun zaman iç sistemin biliyor. Ve dışarıdaki zorluklar anlamlı olmaya başlıyor. Mücadeleden zevk almaya başlıyorsun. Ve bu zorluklar çıktığı zaman sen yeni bir şeyler öğrenme, daha keskin, daha güçlü bir insan olmaya doğru gidiyorsun. Ve bunu mutlu bir şekilde yapmaya çalışıyorsun. İçinde bir şükür duygusu olmaya başlıyor. Tabii ki, o kadar önemli toplar, ki bu. Edilemez. Ve böylelikle benim Savaşçı kitabında söylediğim anlamlı bir yaşam.
coşkulu bir yaşam, güçlü bir yaşam senin içinde var. Başkasının vermesine gerek yok. Onun için Kızılderili bilge kişi Don Juan der ki, savaşçının gücü niyetinin saflığından gelirler. Artık o niyetini, yaşam niyetini keşfetmiştir. O saflığı keşfettiğin andan itibaren sen o yolculukta hakikaten İç sesi, ayrı bir güç alırsın. Mıknatıs gibi seçersin ve ben de seni bu bir savaşçı öğretmen olarak görüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ve birçok öğretmenimiz gibi. Evet. Tabii öğretmenlerimizin aslında omuzlarında zaten nereye kadar gelmişsek geldik. Onlar bizim gizli kahramanlarımız ve ondan dolayı benim hayatımdaki etkilerini biliyorum. Kendi hayat hikayemde anlattığım zaman ondan dolayı hakikaten bir yolculuğa çıktığımız zaman bu ben-sen ilişkisinden bize doğru gitmişsek ve ufuk geliştirmişsek arkada ikinci güç olarak öğretmenlerimiz var. Ve onları sevgiyle, hayırla anıyorum. Yani sevgiyle, saygıyla anıyorum hakikaten, rahmetle anıyorum. İlk yayında söylediğim gibi de teşekkürüm de bu yüzdendi zaten. Özellikle bizim zaten ihtiyacımız olan da onların yanında olduğunuz için, o morali verdiğiniz için ve yol gösterdiğiniz için kitaplarınızla, konuşmalarınızla. Yani bugün burada bir saatlik bir yayın planladık. Ama şu an ikinci yayına, ikinci saati dolduruyoruz. Belki de devam da edebilir. 3 saat bile olabilirdi. Daha fazla yormak istemiyorum sizi de. Çok güzel anlatıyorsunuz. Belki gelecekte birkaç yayın daha yapabiliriz. Eğer izleyenler faydalı bulduysa umarım daha çok onların geri görüşleri olur tahmin ediyorum. Evet. Ona göre ilişki içerisinde oluruz, bir karar veririz. Evet. Lütfen moralini sağlam tut. Sen, ben o çocukların gözlerinde, seninle etkileşimlerinde ayrı bir ışıltı görüyorum. O ışıltı çok önemli bir sermaye. Geleceğimizin sermayesi o ışıltılar. Ve anne babalarla ve diğer öğretmenler okulla, yani okulun bir eğitimin bir ekip işi olduğu konusunda elimizden geldiği kadar ben-sen ilişkisinden bize gitmek, temel değerlerimizi keşfetmek ve o velilerle bir süreç başlatıp onları kalıplayan anne baba olmaktan geliştiren anne baba olmanın farkına vardırmaya doğru bir çaba içerisinde olmak hakikaten çok önemli. Yani bu yayını da evet tamam bu lütfen özür dilerim buyurun. İki şey çok dikkat ediyorum. Yani her bir öğretmenimizin, her bir annenin farkına varması gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor muyuz? Bu çok önemli. Bunu yaparken coşkulu muyuz? Bu çok önemli. Bu iki şey ancak bizim denetimimiz altında. Diğer şeyleri denetleyemeyiz ama bunları denetlediğimiz zaman geleceği inşa etme yolunda adım atmaya başlarız. Aynı zamanda düşünmek gerekiyor ki iyi niyetle yaklaşıyoruz bazen. İdeallarımızın doğru olduğunu düşünüyoruz ama bazen de acaba şu soruyu sormak gerekiyor. Acaba yaptıklarımız çocuklarımıza fayda sağladığını düşünürken acaba onlara zarar veriyor olabilir mi? Hani gerçekten bir anne baba olmak yerine, düz bir anne baba olmak yerine biraz şöyle geriye çekilip, biraz farkına varmak, biraz düşünmek, ne yaptığımızın, ne yapıyor olduğumuzun farkında varmamız gerekiyor. Yani aslında benim hep yaptığım bir şey var. Ben 7 yaşında bir çocuk varsa karşımda, o 7 yaşındaki çocuğun 27 yaşındaki halini düşünüyorum. 37 yaşındaki halini düşünüyorum. Ve ona göre yapıyorsam eğer o an, o anını kurtarmak yerine, o 27 yaşında ben yanında yokken veya annesi babası yanında yokken hayatın onun karşısında çıkaracağı şeyler konusunda neler yapabileceği ve nelere sahip olması gerektiği konusunda düşünüyorum. O zaman zaten böyle bir bakış açısı mesela bana ne yapacağım noktasında çok yardımcı oluyor. Ki birçok anne baba da ya şimdi mesela bu süreci düşündüğümde diyorum ki ben şu an çocuklarımız okuldan geri kaldı diye sakın düşünmeyin. Çünkü ben geleceğe baktığımda bir şeyi çocuklara şu an öğretme derdinde olmamak gerektiğini düşünüyorum. Asıl soru bu çocuklar geleceklerinde bir şeyi öğrenmek isteyecekler. Bilmiyorum ne olduğunu. Ve soruyorum. Bir şeyi öğrenmek istediğinde nasıl öğreneceğini bilecek mi? Ve bu
buna hazır mı? Yani bir şeyi nasıl öğrenmesi gerektiği, hani çocuklara bir şey öğretmek değil. Bırakalım da onlar bir şeyleri nasıl iyi öğrenebilirim, bunu keşfetmesi yolunda bir şeyler yapalım. Bu ister ders olur, ister başka bir şey olur. Mesela bunu ben gördüğümde ona bakıyorum. Yani o şekilde yorumluyorum. Ve sanırım bu bakış açısı, bakabilmek, belki biraz da sizin söylediğiniz gibi o geleceği görebilmek çok çok önemli, çok çok kıymetli. Evet. O enerjimiz de zaten motivasyonumuz da var bizim. Sadece biraz belki daha yoluna koymamız Evet. gerekiyor. Çok güzel altını çizdin. Şimdi burada farkında olsak da olmasak da bir gelecek inşa ediyoruz. Onun için şimdi burada nasıl bir gelecek inşa ettiğimizin kendimiz için, çocuklarımız için, ülkemiz için farkında olalım ve seçimlerimizi yaparken de temel değerleri göz önüne alalım meselesi var. Ahmetciğim iyi ki varsın. Sağ olun. Eksik olmayın. Siz de iyi ki varsınız. Lütfen bu yayını da kapatırken kaydedir misiniz? Çünkü takipçiler Evet, sürekli söylüyor. özen göstereceğim ona inşallah Evet, başarılı kazanırlar. bu yayında da anlattığımız hikayeler çok güzel, çok kıymetliydi. Ben bir kez daha izlemek istiyorum sizi. Dinlemek Tamam. istiyorum. Bu yayını da kaçıranlar falan oluyor. İzleyemeyecek olanlar var. Evet. Biliyorsunuz orada kaydet derseniz, bu yayında kaydederseniz çok Tamam. onlar adına şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Okey, oldu. Sağ olun. Çok teşekkür Haydi, ederim. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese Teşekkür ederim. selamlar, sevgiler, Oldu. sağlıklı günler. Haydi. Hepinize iyi akşamlar değerli izleyenler.